Günaydın. Elinize sağlık. İyi günler. İyi günler. Ferit Bey çıktı mı? Çıkmadım. Sabah toplantınız yok muydu sizin? İptal ettim. Neden? Neden? Çünkü beraber bir yere gideceğiz. Aa, ben hiçbir yere gelemem çünkü benim çok işim var. Oo, eti marine edeceğim, hamur hazırlayacağım. Mümkün değil çıkamam. Bugün yemek yapmanı istemiyorum Naz. Nasıl yani? Şef Hazar Amani aradı. Yeni bir restoran açılmış. Oraya davet etti. Tam seni ilgi alanına hitap edecek bir konsept olduğunu söyledi. Sahi mi? Neymiş? Önemli değil. Gelemem. Çok işim var. İtiraz kabul etmiyorum. Gidiyoruz hadi. Deniz arıyor. Efendim Deniz? Bitirdin mi işlerini? Domates konserveleri, salçalar falan? Bitirdim, bitirdim. Hazır. Bana da versene birkaç tane kavanoz. Kendime menemen falan yaparım. Veririm tabii bak. Hatta ben Ferit Bey'in evindeyim. Buraya fazla fazla getirmiştim. Gel al. Yok ya, o kadar acelesi yok. Bir ara uğrayıp alırım. Yok yok. Yakınlardaysan gel mutlaka. Bu kadar ısrara alışık değilim yalnız, biliyorsun. Denizciğim, bugün işini yarına bırakmamak lazım. Hatta bak Ferit Bey de yanımda çok ısrar ediyor. Mutlaka gelsin diyor. Peki. Birazdan oradayım o zaman. Görüşürüz. Deniz geliyor. Domates konservesi alacak. Bunlar dün bizim topladığımız domatesler mi? Çok lezzetli görünüyorlar ya. Denemek lazım. Biz denedik. Çok lezzetli olmuş gerçekten. Aa, ne yaptınız? Makarna. Nazlı'ya konserve yapımında yardım etmem karşılığında domatesli makarna yemeği hak ettim. Ferit Bey dün akşam biz uğradı da sağ olsun domates konservesi yaparken bana yardım etti. Ferit Bey'le domates konservesini aynı cümlenin içinde duyunca böyle bir kulaklarım kaşındı. Önce ben de yadırgadım ama sonra alıştım. Ya ben hatırladım da benim şeye gitmem lazım. Niye? Şey işte canım bilirsiniz. Semt pazarına. Neden? Turşuluk salatalık alayım diyorum. Turşu falan kurarım. Şimdi son zamanları. Eğer yetişemezsem biter, bir daha bulamam. Çok üzülürüm sonra. İyi, ben de bırakayım seni o zaman. Olur. Zaten Ferit Bey bugün evde yemek yemeyecekmiş. Biz çıkalım. Görüşürüz. Görüşürüz. İyi günler Ferit Bey. Alıyorum. Al. Hangi pazara gideceksin? Ha? Pazar diyorum. Pazara gidecektin ya. Ha yok ya Deniz, ben vazgeçtim. Yani Bostan'a giderim yarın öbür gün. Hem zaten senin mekan için de artık oradan alışveriş yapıyoruz. Ben ikisini birden hallederim. Peki. Nereye bırakayım o zaman seni? Ben seninle mekana geleyim en iyisi. Hem menü çalışırız. Ya ben aslında hemen mekana gitmeyeceğim. Ufak bir işim var, oradan geçeceğim. Ay affedersin ya. Tamam, sen beni yol üstünde müsait bir yerde indir, ben eve geçerim. Beraber gidelim mi? Nere? Görürsün. Bunlar da benim yetenekli çocuklarım. Burada çalışan gönüllü arkadaşlarla beraber onların kimsesizliklerini paylaşıyoruz. Deniz, o kadar özel bir şey yapıyorsun ki. Ya ben bir şey yapmıyorum. Onlar müziği seviyor, ben de onları. Hayatlarına dokunan biri olmaya çalışıyorum sadece. Hadi. Ne yapıyorsunuz? İyiyiz. Ne kadar çabuk boyunuz uzuyor sizin ya. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız? İyidir. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çocuklar, tanıştırayım. Nazlı ablanız. Merhaba Nazlı abla. Merhaba. Ne yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor? İyi. Çalıştınız mı bari? Aa, bakalım ne kadar çalışmışsınız göreceğiz.
Efe. Ferit'e bakıyorduk değil mi? Nazlı ablanız bayağı beğendi galiba çaldığınız besteyi. Hem de çok. Teşekkür ederim hepinize. Deniz abi, siz Nazlı ablayla sevgili misiniz? Hayır canım, biz Deniz abinle arkadaşız. Evet, arkadaşız. Ben de Rabia gibi mi? Aynen, aynen. Yani senle Rabia gibi. Hiç bilmiyordum böyle şeylerle uğraştığını. Ya kimse bilmiyor. Bir buçuk senedir gidip geliyorum. Kimseye de söylemedim. Burası da benim gizli sığınağım. Yani içine doğduğum hayattan, insanların hırslarından, anlamsız korkularından. Bambaşka bir dünya var içeride. Sen o dünyayı daha da güzelleştiriyorsun. Bir şeyler öğretiyorsun, inşa ediyorsun. Yani ben insanlara bir şeyler öğretiyormuşum gibi gözüküyor ama... onlardan çok şey öğreniyorum. Bulut'u çok iyi anlamamı sağlıyor mesela onlar. Bulut daha şanslı. Yani Bulut'un kocaman bir ailesi var. Etrafında onu seven çok fazla insan var. Haklısın. Niye kimseye söylemedin burayı? Bilmem. Yani birilerine söylenebilecek bir şey değilmiş gibi geldi. Bu da benim sırrım. Bana söyledin. Sen başkasın. Yani sen bana bir sırrını söylemiştin. Ben de sana şimdi bir sırrımı söyledim. Ödeşmiş olduk. Eşit sayılırız. Sayılırız.